İyi günler. Bugün sizlere nasıl pratik şekilde evde olan malzemelerimizle pratik şekilde ay çüreği tarifini vereceğim. Bunun için ilk önce iç malzemelerini size sayacağım. Evinizde çikolatalı kalmış bir kekiniz, pastanız varsa bunları kullanabilirsiniz. İsterseniz kuru üzüm veyahut da hurma ezmesi kullanabilirsiniz. Çekirdekleri ben bunların çıkardım. Koyulaşınca kadar bir miktar süt, bir miktar ezilmiş ceviz, tarçınımız, kakao veya çikolata tozu olabilir arkadaşlar. İlk önce iç yapımına geçiyoruz. Şimdi hamur kekimizi içerisine makinemizi atıyoruz. Tabi hurmalarımızı atıyoruz. İsterseniz bunun yerine kuş üzümü, kuru üzüm kullanabilirsiniz. Cevizimiz ezilmiş veya fıstık da kullanabilirsiniz veya fındık ezmesi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Fazla abartılı olmamak şekliyle bir çay kaşığı kadar tarçınımızı koyup daha sonra çikolatamızı veya kakaomuzu sütümüze ekleyerekten devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi unumuz, hamurumuz hazır hale geldi. Bir miktar kakao ve çikolatamızı içerisine boşaltıp çalıştığım yerde ve elinizle yoğurduğunuz yerde bunu yine aynı şekilde sütünü ekleyerekten, ben buradan yavaşça sütünü ekliyorum. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 5 dakika çevirdik. Hamurumuz, içimiz hazır. Gördüğünüz gibi hamurumuzu çıkardık. Şöyle bir malzememizi elde ettik. Dediğim gibi isteğe bağlı olarak da bir miktarda şeker veya pudra şekeri koyabilirsiniz. Evet, içimiz hazır bu şekilde. Şimdi hamur dışına geçeceğiz arkadaşlar. Bunun için gördüğünüz gibi şöyle elimde bu şekil ayarlayıp istediğiniz bir büyüklükte böyle böyle şimdi tepsilere dizeceğiz. Şimdi hep birlikte dış malzemesine geçiyoruz. Ben fazla şeker koymadım arkadaşlar. Bu şekerin koymamamın sebebi, çünkü zaten kekimiz yeterince zaten şekerliydi. Ve de hurmamız da şekerli olduğu için ben bunun gereksinimi duymadım. Dediğim gibi hafif, güzel, taze bir şekilde yapacağız. Zaten Türkiye'de hiçbir pastanı, kalmış kekini, pastasını israf etmemek için bu ay çöreğini yapıp birbirine karıştırırlar. Evdeki imkanlar dahilinde siz de böyle çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Böyle içlerimizi böyle ilk önce yuvarlayacağız. Hazır bir şekilde tuttuktan sonra hamur bölümüne geçeceğiz. İçine hazırladığımız ürünün şimdi dışına geçiyoruz. Dışarısı için bir bardak ılık su dolacak. Bir fincan veya bir bardak dolusu, 3 yemek kaşığı şeker, yaklaşık 150 gram tereyağı veya margarinimiz, 1 adet kuru mayamız, 3 adet yumurtamızın 2 adet sarısını ayırıyorum arkadaşlar. Üzeri için ayırıyorum bunu. Bir yumurta ise bütün olarak koyuyorum. Bu yumurtayı kenarı üzeri için ayırıyorum arkadaşlar. Bu yumurtayı olduğu gibi böyle boşaltıyorum. Ve 5 dakika çırpıp 5 dakika dinlendirdikten sonra unumuzu yavaş yavaş ekleyeceğiz. Malzememizi çırpmak için makinemizi çalıştırıyoruz. 5 dakika böyle çırpıyoruz, 5 dakika dinlendireceğiz. Evet, ürünümüzün içerisine böyle bir bardak unumuzu boşaltıyoruz yavaş yavaş.
yeterli kadar un aldığı kadar koyacağız arkadaşlar. Yaklaşık tahminime göre bir 4 bardak alacak bu. Ben şimdi iki tabak 2 bardak koyacağım. Sonra çıktıktan sonra tekrar 2 bardak daha koyacağım yavaş yavaş söylediğim gibi. Evet. O 2 bardağı yedirdikten sonra 2 bardak daha boşaltacağım. Evet, hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Şimdi kapağını açtık. İçerisine çıkartıyoruz. Çok lastikli bir hamur elde ettik. Evet. Çok güzel lastikli, güzel bir hamur elde ettik. Gördüğünüz gibi hamuru mükemmel oldu. Dediğim gibi biz burada elimizle de yapabilirdik. Yaklaşık bir 10 dakika elimizden yoğurduktan sonra lastiksi bir hamur hissettin mi? Kurak memesi gibi yumuşak olacak arkadaşlar hamurumuz. Evet. Hamurumuz şöyle bir 5 dakika dinlendiriyoruz. Ondan sonra yapmaya işlemine geçeceğiz. Yoğurduğumuz hamuru böyle bu şekilde bir kabımızın içerisine koyaraktan yarım saat 45 dakika dinlendirirsek daha yumuşak bir kıvam, daha hoş bir hamur elde etmiş olacağız. Şöyle fırınımızın yanına koyaraktan dinlendireceğiz. Minimum yarım saat arkadaşlar. Evet. Yarım saat dinlenen hamurumuzu çıkartıyoruz. Boşaltıyoruz. Hop, lokum gibi bir hamur oldu. Gördüğünüz gibi. Öyle. Çok güzel bir hamur elde ettik arkadaşlar. Makinemiz de çok güzel. Ben unumuzu tarttım. Tam tamına 800 gram un yemiş arkadaşlar bu malzemeyle. Malzemede ile 800 gram un yemiş. Açıklamalarda malzemeleri yazacağım. Şöyle göz kararı eşit bir şekilde arkadaşlar. Hamurumuzu kesiyoruz. Evet. Size şöyle yavaşça da gösterebilirim arkadaşlar. Avucunuzun içerisinde gördüğünüz gibi hafiften yuvarlayaraktan da eşit bir şekilde büyüklükte veyahut da aynı şekilde mermer üzerinde yapabilirsiniz. Hamur öyle bir hamur ki arkadaşlar, lokum gibi, pamuk gibi bir pamukluk hissediyorum. Çok güzel. Süt yerine yoğurt da kullanabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yoktur. Şimdi nasıl şekil vermek istiyorsak şöyle hafiften mermerimizi üzerine un atıyoruz. İlk yaptıklarımızı alalım ki daha dinlenmiştir, daha kolay olur. Şöyle gördüğünüz gibi elimizden açıyoruz. Hafiften unumuzu atıyoruz. Şöyle bu şekilde yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bunu bu şekilde yapıyoruz. Elimizle böyle bu şekilde kapatıp gördüğünüz gibi şu şekli veriyoruz. Çok güzel oldu. Tekrar gösteriyorum. Unumuz burada. Unumuzu batırıyoruz. Hamurumuzu açıyoruz. Lokum gibi, pamuk gibi olan hamurumuzu açıyoruz. Yine aynı şekilde böyle bunu hafiften uzatıyoruz. Şu şekilde koyuyoruz. Kapağını kapattıktan sonra tırnaklarımızın ucuyla şöyle kesiyoruz. Elimizle şöyle yuvarladıktan sonra hafiften biraz daha içe doğru edip ay çöremizi bu şekilde veriyoruz. İsterseniz bunu böyle katlama usulü de yapabiliriz. Evet, yine gösteriyorum yine aynı şekilde.
kalan hamurlarımızdan da tekrar hamurumuzu yuvarlayıp yine iç yüreği yapacağız. Şu şekil. Hatta isterseniz de şu şekilde yapabilirsiniz. Hamurumuzu öyle büyük açtık. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bir hamurdan da iki adetle çıkarmış olduk. Yine işe böyle bu şekilde yaparaktan hamurumuzu ve iç malzememizi hepsini böyle kullanıyoruz. Eğer iç malzememiz artarsa buzdolabında saklayıp daha sonra da kullanabilirsiniz. Hiçbir sakınca yoktur. Pastaneler de aynı bu şekilde yapılmaktadır. Kalan pastalarını bu şekilde değerlenmektedir. Evet. Şu şekilde alıyoruz. Uzatıyoruz. Evet, çöreklerimizin hepsini yaptık arkadaşlar. İsterseniz bir yağlı kağıda, isterseniz de altını yağladığım bir tepsinin içerisine bu şekilde istediğiniz şekli vererekten ay çöreğinizi koyabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yoktur. Ben alabildiği kadar koymaya çalışıyorum. Bu sırada hamurumuz o kadar güzel ki kabarmaya bile başladı. Evet, şu şekilde koyuyoruz. Şimdi yumurtalarımızı süreceğiz. İsterseniz üzerinize fındık tozu ekleyebilirsiniz. İsterseniz şöyle. Fırının bu arada 180 derecede ısıttım, yaktım, ısınıyor. Fırınımızı yakmayı unutmuyoruz. Yaklaşık 20 dakika gibi bir sürede pişecek. Çünkü içi pişmeyecek bunun. Sadece dış kıvamı pişeceğinden dolayı. Hiçbir sakınca yoktur. Ben bunun üzerine susam seviyorum arkadaşlar. Ama siz isteğe göre fındık, rendelenmiş fındık, rendelenmiş ceviz ne isterseniz onu koyabilirsiniz. Buradaki amaç evde pratik olarak bunu yapabilmektedir. Özellikle gurbetteki arkadaşlarımız için tavsiyelerimizi söylüyoruz. Pratiktir. Dışarıdan almanıza gerek yoktur. Ben pastanede bulunduğum süre içerisinde bütün ne kadar kalmış ürün varsa, bayat ürün varsa içine korulardı. Ben her zaman kendi yaptığım ürünü yemeyi tercih ederim. Bu sebeple dışarıdan hiçbir zaman almam, almanızı tavsiye etmem. En güzel, en temiz, en sağlıklı evde yaptığınız ürünlerdir. Bu şekilde koyup, şimdi üzerine de susamdan çörek otu koydum, mis gibi kokacak. Çünkü zaten içerisinde cevizi var, şunu var, bunu var, üzerine gerek duymuyorum. Gördüğünüz gibi mis gibi çörek ay çöreğimize çörek otu diyorum ben de evet çörek otlu. İsterseniz çatal da çekebilirsiniz sade seviyorsanız ama ben bu şekilde seviyorum. Şu şekilde fırınımız sıcak. Hatta içerisine ben biraz da su koydum. Su koydum ısınsın diye. Buharda çıksın daha iyi kabarsın diye. Benim fırınım fansız. 20 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tamı tamına benim fırın 180 derece fırınımızda şöyle of sıcacık böyle nar gibi pişmiş. Şöyle bakalım yine. Evet gördüğünüz gibi bucak bucak mis gibi. Biraz sonra biraz soğusun sıcaklığına atsın. Tadım videosuna geçeceğiz. Tamına 28 dakikada pişirdim ben bunu. Herkese bunu tavsiye ederim. Pamuk gibi, mis gibi. Evet, şöyle. Gördüğünüz gibi buharı daha üzerinde. Sizin için tadına bakacağım sıcak sıcak. Mükemmel olmuş arkadaşlar. Ben de ilk defa yaptım. Hoşuma gitti. Bilmiyorum.
ıslak kek gibi var içerisinde, tat geliyor. Bir de tarçın kokusu geliyor ya, mükemmel olmuş. Evet. Hatta içerisinde vanilya da konulabilirmiş. Vanilya da koyabilirsiniz arkadaşlar, tavsiye ederim. Hoşuma gitti. Böyle hır hır da dağılıyor bak gördüğünüz gibi. Brezilya'dan, Sapporo'dan görüşmek üzere. Yorum yapmayı, like atmayı unutmuyoruz. Hoşça kalın.